arkadaşlar, Alemin Kralı Gırgır Tayfa'da yeni bir yayınla daha karşınızdayız. Daha doğrusu yeni bir yayın derken röportajımızın ikinci bölümünde sizlerle beraberim. Sevgili Neşe, kitabına belirli bölümlere dikkat çekerek göz attım. Gerçekten ilk kitaptaki yakaladığın ambiyansı ikinci kitabında da yakalayarak gerekli başarıyı zaten elde ettiğini düşünüyorum ben. Daha sonra kitabın tamamını da okuyarak tamamını göz atacağım. Bu kitabınla birlikte daha sonra ilerleyen dönemde değişik anekdotlar, farklı bir formatta bir roman tarzı veya da kitapların senaryolaştırılması gibi faaliyetlerinde olacak mı? Olmasını istiyorum. Bu anlamda kendimi geliştirmem gerekiyor biraz daha. Kesinlikle çok daha detaylı, çok daha önemli bir senaristlik yapmak. Onun dışında roman yazmak. Bunlar çok daha şiirden biraz daha zor ve daha fazla tecrübe ve bilgi isteyen alan diyelim. Onun dışında evet istiyorum. Öncelikle biyografi yazmak istiyorum. Bu anlamda şu anda almış olduğum eğitimlerim var. Onun dışında okumuş olduğum kitaplarım var. Özellikle bir vakit sıkıntımız var. Onun dışında evet yapmak istiyorum ama ileriki süreçte henüz daha 35 yaşındayım. Şöyle bakıldığında 50 yaşından sonra yüzlerce kitap yazan insanları görüyorum. Yani belli bir yaştan sonra daha çok yoğun hayat tecrübeleriyle kitabın içerisine bir sürü şey katabilecek karakter bulunduktan sonra bizlere çok güzel yol gösterebilecek insanlar var. Bunlar belli bir yaştan sonra daha iyi şeylere adım atmış, imza atmış insanlar. Bunları örnek alıyorum kendime ve evet öncelikle ben bir hayalimi gerçekleştirmek istemiştim sadece. Amacım sadece bir şiir kitabı çıkarmaktı. Sonrasında ikincisi geldi. Sanırım şimdi şu anda kendimi geliştirdiğim süreç içerisinde aldığım notlar, kafamda tasarladığım kesinlikle roman, hikaye ve biyografi çıkacak türden şeyler bu tarz projelerin içindeklerdi. Zaten bu gelişim sonucunda belirli bir seviyeye geldikten sonra ben de bunu ilk başlarda bu şekilde hissetmiştim. Ama bunun belli bir daha sonra bunun belli bir yaşam biçimi olduğunu fark ediyorsunuz zaten. Yani gerçekten. Zaten yazarlar yazmadan duramazlar. Evet. Eğer yazarlar yazmadan duramazlar. Her gün bir şeyler yapıyorsunuz. Her gün bir şeyler yapıyorsunuz. Ve yazmanın yeri yok. Yani elinden bilgisayarı almış bir hacker'ın girdiği bir kriz gibi yazarların da gerçekten sermaye olarak bir şekilde bakıyorum. Yazarların da en büyük yaşanmış bir kalemleridir. Yani sanat için yapmaya çalıştığımız zaman gerçekten bu noktadan bakabiliyoruz. Bu konuda seni de gerçekten takdir ediyorum ve güzel projeler olacağına da inanıyorum. İleride çok güzel eserlerle tabii ki karşımıza olacaksın. Ve çok güzel işler yapacağız diye düşünüyorum. Bugün burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Benim için de çok özel bir gün ve özel bir an. Ben de elimden geldiğince bu ana gerekenleri şahsım adına vermek istedim ve sen de şahsım adına gereken her şeyi layıkla yaptın. Ve bu konuda teşekkür ediyorum. Ve nice güzel projelere diyoruz. Ve tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, yayınımızı burada noktalıyoruz. Diğer başka bir yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Like ve yorum atmayı, abone olmayı unutmayın.